belirli integral eksi 1'den 8'e 12 çarpı küp kök x dx'i, evet bunu hesaplamak istiyoruz. Aslında bu ifade şunla aynı anlama gelir. Belirli integral eksi 1'den 8'e 12 çarpı, evet küp kök yerine x üzeri 1 bölü 3 yazabiliriz öyle değil mi? İçerideki bu ifadenin ters türevini almak için ters kuvvet kuralını uygulayacağız. Kuvveti 1 arttırıp bu arttırılmış sayıya da böleceğiz. Aslında bu da şuna eşit olacak. 12 çarpı x üzeri 1 bölü 3 artı 1. Farklı bir renk kullanayım buradaki. Daha iyi takip edelim. Evet x üzeri 1 bölü 3 artı 1 bölü 1 bölü 3 artı 1. 1 bölü 3 artı 1 eşittir 4 bölü 3. Bunları 4 bölü 3 olarak yazsam daha iyi olacak. Evet, x üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 diyebiliriz. Şimdi bunu integralin sınırlarına göre hesaplayacağım. Farklı renkler kullanayım. Önce 8 için ardından eksi 1 için hesaplayacağım. 8 için bulduğum değerden eksi 1 için bulduğum değeri de çıkaracağım. Değil mi? Peki cevap ne olacak? Ee, önce bunu biraz daha sadeleştirir daha iyi olacak 12 bölü 4 bölü 3 nedir 12 çarpı 3 bölü 4 olarak yazabilirim değil mi 12 bölü 4 3 olacak burası kısaca 9 burayı 9 çarpı x üzeri 4 bölü 3 olarak yazabiliriz şimdi üst sınır olan 8 için hesaplayacak olursak 9 çarpı 8 üzeri 4 bölü 3. Şimdi bu değerden şunu çıkaracağız. Eksi 1 için hesaplanmış değeri çıkaracağız değil mi? Yani 9 çarpı eksi 1 üzeri 4 bölü 3. Peki. 8 üzeri 4 bölü 3 neye eşittir? Sağ tarafta verelim şunu. 8 üzeri 4 bölü 3 eşittir. 8 üzeri 1 bölü 3 üzeri 4. Evet bu şekilde yazılabilir. 8 üzeri 1 bölü 3 yani 8'in küp kökü 2'dir ve 2 üzeri 4 de 16 olur. Yani 8 üzeri 4 bölü 3 eşittir 16 diyebiliriz. Peki, eksi 1 üzeri 4 bölü 3 bu neye eşittir? Aynı mantıkla yapabiliriz. Önce eksi 1'in dördüncü kuvvetini alıp sonra küp kökünü alabiliriz. Ya da önce küp kökünü alıp sonra dördüncü kuvvetini de alabilirdiniz. İki yolu da tercih edebiliriz. Fark etmez. Biz ilk yoldan yapalım. Eksi 1'in dördüncü kuvvetini alacağız, ardından da bunun küp kökünü bulacağız. Eksi 1 üzeri 4'ün değeri 1'e eşittir ve 1 üzeri 1 bölü 3 ise gene 1'dir. Burada mavi renk ile hesapladığımız yer 1'e eşitmiş. Yani 9 çarpı 16 eksi 9 çarpı 1. Eğer bunu 9 parantezine aldığımızı düşünürsek cevap 9 çarpı 15 olur. Güzel. Bunu da 90 artı 45 değil mi? 9 çarpı 10 artı 9 çarpı 5 olarak düşünebiliriz. Yani cevap 135 olacaktır. Bitti. Bu kadar.